Evet arkadaşlar, Karadeniz Ereğli Çarşı merkezindeyiz. Gerçekten zarar çok büyük. Çok kötü, çok kötü. Vallahi. İçerisi çok kötü. Yani dükkanların halini görüyorsunuz. Dükkanların zemin katları da bütün sular altında. Zarar gerçekten çok fazla. Bir taraftan zarar tespit çalışmaları yapılıyor burada. Yani burada sağlam dükkan yok. Bütün dükkanlar su içinde. Gerçekten manzaralar çok kötü. Dükkanlar, burası eczane. Hiçbir tane ilaç kalmamış, görüyorsunuz. Vatandaşlar bir taraftan yaralarını sarmaya çalışıyor. Dükkanlardaki sular itfaiye yardımıyla depolardan boşaltılmaya çalışılıyor. Kuyumcu dükkanları, evet, kimi dükkanların camları patlamış. Gördüğünüz gibi vatandaşlar bir taraftan temizlik çalışması yapmaya çalışıyorlar. Evet, şu dükkanın da Adi Yiğitoğlu, Tarık Yiğitoğlu'nun dükkanı, o da camı kırılmış. Evet, dağ gibi, gördüğünüz gibi selde zarar gören eşyalar. Gerçekten zarar çok fazla. Bir tane sağlam dükkan yok. Bütün dükkanlar sular altında. Temizlik çalışmaları devam ediyor bir taraftan esnafların. Evet. Zemin çamur. Biraz şuradan görüntü alacağım. Orada da dükkanlar çok kötü durumda. Evet. Pençesteresi taştı dün. Ve çarşı merkezindeki bütün dükkanlar sular altında kaldı. Gördüğünüz gibi eşyalar, dükkandaki eşyalar bütün zarar görmüş. Bütün dışarıdalar. Beyaz eşya dükkanı burası. Altus'un. Elektronik eşyaların halini görüyorsunuz arkadaşlar. Bütün dışarıda beyaz eşyalar. Selde zarar gören. Evet, elektronik eşyaları, post cihazları, bilgisayarlar, bütün su içinde. Çok büyük etmiş olsun bölgemize, Ereğli'mize, Alaplı'mıza. Hiçbir tane sağlam dükkan yok. Evet, şurası da baharatçı. Şekerleri görüyorsunuz. Camlar patlamış. Evet. Evet, şuradan devam edeceğiz. Evet, belediye ekipleri yaraları sarmaya çalışıyorlar.
Sağ olun. Evet. Evet, biriken çöpler Ereğli Belediyesi iş makinalarında kaldırılmaya çalışılıyor. Zararın büyüğü gerçekten çok büyük, çok fazla. Elektronik dükkanlar, telefonlar. Dikkat edin oğlum, elektriğe dikkat edin. Tamamdır. Evet. Bir taraftan depolarda biriken sular boşaltılmaya çalışıyor. Her şey sokaklarda. Görüyorsunuz arkadaşlar. Dükkanların halini. Burası da fotoğrafçı dükkanı. Ta üst dükkanlara doğru yukarı çıktıkça da hala da buralara kadar çıkmıştı. Bir taraftan zarar tespit çalışmaları yapılmaya çalışılıyor burada. Zonguldak Defterdarlık Zarar Tespit ekipleri burada. Dükkan dükkan geziyorlar ve zarar tespitini belirlemeye çalışıyorlar. Gerçekten üzücü bir durum. Esnaflar yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Evet, foto arkadaş. Durmuş abinin dükkanı. Durmuş abimize de geçmiş olsun. Burada da cam patlamış. Evet. İçeride temizlik çalışmaları yapılmaya çalışılıyor. Yani bütün dükkanlar su altında. Aynı zamanda bu dükkanların alt kısmı da depo olarak kullanılıyordu. O depolarda su birikintileri hala daha var. Sırayla itfaiye ekiplerinin yardımıyla depolardaki su boşaltılmaya çalışılıyor. Evet. Evet, yazıcılık, kuyumculuk. Giyim eşyaları falan bütün çamur içinde. Yorganlar, yataklar, süngerler artık çöp olmuş.
Geçmiş olsun. Evet, yazıcılık kuyumcunun diğer şubesi. Onlarda daha zarar büyük. Evet, su seviyesi çok yüksekti. Dükkanların en az 1,5-2 metre su bastı. Dere taşması sonucu. Evet, TRT Haber'de canlı yayın olarak görüntüleri vermeye çalışıyor. Onlar da az ileride canlı yayın yapıyorlar. Evet, kardeşler kuyumculuk. Evet, Kırtasiye'deki görüyorsunuz Kırtasiye'den çıkan. Evet, fotokopi cihazı zararı görmüş sudan dolayı. Buradaki cam patlamış. Temizlik çalışmaları devam ediyor. Evet, Habertürk'müş pardon. Habertürk'te görüntüleri. Evet, televizyon kanalları da burada. Bunlar da röportaj yapıyorlar vatandaşlarla. Evet, dükkanlardaki sular bu şekilde tahliye ediliyor. Bu cadde trafiğe kapalı şu anda. Evet, şurası direkt ticaretin. Evet, görüyorsunuz gıda maddeleri. Karşı giyim dükkanı. Her şey sular altında. Burası aktar. Tekrardan elimize ve bölgemize geçmiş olsun. Esnafın durumu gerçekten çok kötü. Zarar çok fazla. Şimdilik canlı yayınımıza burada ara vereceğiz. Bütün esnafımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.